Bakan Yardımcımız bugün öğleden itibaren bize ev sahipliği yapan saygıdeğer valimiz, parlamentoda büyük milletimize hizmet etmekten onur duyduğum çok saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım. 2017 sadece terör konusunda parlak bir yıl değil. 2017 uyuşturucuyla mücadele konusunda da arkadaşlarımıza, hepinizin huzurunda, jandarmamıza, polisimize, muhtarlarımıza, herkese, bu konuya hassasiyet gösteren herkese minnetlerimi ve şükranlarımızı ifade ediyoruz. Parlak bir yıl olmuştur. 2016 yılında yaklaşık 5500 ton civarında eroin yakalanmışken 2017 yılında huzurumuzda, onun için rahat bunu ifade edebiliyoruz, 20.000 ton eroin yakalanmıştır. Bu önemli bir rakamdır. Biz Avrupa'nın biraz sonra arkadaşlar biz rakamlara boğmak istemem. Biz Avrupa'nın bu konudaki birinci ülkesiyiz. Basit bir mesele var. Avrupa sentetik uyuşturucu imal ediyor. Biraz sonra söylenecek. Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, hatta Almanya'da, bütün ülkelerde. Sentetik uyuşturucuyu imal ediyor. Türkiye ve Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya ve diğer ülkelere göndermeye çalışıyor. Hem hedef ülkeyiz. Yani kullanımının yoğunlaştırılmaya çalışıldığı bir ülkeyiz. Bir de Suriye'de yine Avrupa ayaklı bunu üreten, bunu fabrikalaştıran ve oradan hem Orta Doğu'ya hem de Türkiye'ye gönderen yeni fabrikalar oluşmaktadır. Şimdi bütün bu anlayış içerisinde peki sadece Avrupa'dan sentetik uyuşturucu mu geliyor? Hayır. Bir de doğudan, biraz önce bahsettiğim doğal uyuşturucular, hem Türkiye'ye hedef ülke hem de transit ülke. Peki Avrupa ne yapıyor? Avrupa hiçbir şey yapmıyor. Bunu çok net altını çizerek söylüyorum. Bunu onlara da anlatıyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Eskiden Türkiye'yi sadece NATO'nun güney ve güneydoğu oradaki karakol olarak nitelendiriyorlar. Ne zaman Türkiye'nin öyle bir ülke olmadığını, aslında daha farklı bir ülke olduğunu anladılar. Suriye meselesi çıkınca, düzensiz göç, yasa dışı göç başlayınca, Ege'nin bir deniz olduğunu, aslında oradan denizlerle de Yunanistan'a ve diğer ülkelere rahat geçebileceklerini görünce, ha, Türkiye demek önemli bir ülkeymiş. Bakın, biz Avrupa'ya büyük bir ülke yapıyoruz. Türkiye minnet duymak zorunda. 2015'te 850 bin yasa dışı göçmen buradan Yunanistan tarafına geçti. 2016'da bu rakam 150 bin civarında. Şimdi 28 bin civarında. Türkiye sadece uyuşturucuyla mücadele etmiyor. Sadece PKK'yla, sadece DAEŞ'la, sadece FETÖ'yle, sadece DHKPC'yle mücadele etmiyor. Türkiye aynı zamanda yasa dışı göçle de mücadele ediyor. Burada bulunmamızın sebebi şu. Bir elin nesi var ve iki elin sesi var. Bu kadar açık ve nettir. Biz 2017'de attığımız adımların önemli başarısının sebebini entegrasyona bağlıyız. Şimdi temel meselemiz şehirlerdir. Belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Uyuşturucu için, evden hırsızlık için, mala karşı işlenen suçlar için, asayiş için ihtiyacımız var. Bana kızıyorlar, laf söylüyorlar. İşte çok sert konuşuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Arkadaş, bu meseleyi toplumumuza anlatmak zorundayız. Nesillerimiz elimizden almaya çalışıyoruz. Annelerin ellerinden çocuklarını, babaların akşam eve gittiğinde yorgunluklarını atmak için sarılabilecekleri evlatlarını, zihinlerini uyuşturmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımız buna şahit değil mi? Ben şahidim. Şurada kolundan tutan bir annenin Allah'ını seversen ne olursun morluklarını bana göstererek evladının yaptıklarını anlatan bir annenin derdine ben bu ülkenin evladı olarak sırtımı dönüyorum. Ya değil mi İçişleri Bakanlığı'na ya? Biz insanız ülkemizde. Biz anne babanın evladıyız. Ve bütün bunların hepsini hep birlikte yapmak durumundayız. Zabıtamız bir taraftan, muhtarımız bir taraftan, polisimiz bir taraftan. Ülkemizi daha güvenli, daha huzurlu, daha asayiş açısından mutlu bir hale getirebiliriz, gayret içerisindeyiz. Ama bunu sadece güvenlik güçleriyle, sadece jandarmamızla, polisimizle değil, hep beraber. Kaymakam hissedecek. Bu kadar açık ve net. Benden önce İçişleri Bakanımız vardı. Benden sonra da olacak. Herkes bir adım atacak ve bu adımla beraber bir sonrakine bayrağı çok daha iyi bir noktada devredebilmek imkanına hep birlikte sahip olabileceğiz.
Hepinize başta hanımefendiler olmak üzere her birinize ayrı ayrı saygılarımızı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Böyle böyle geçelim. Basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Programımızın basına açık bölümü burada sona eriyor. Arkadaşlarımıza yardımcı olun. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız, Sayın Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutan Yardımcımız, Büyükşehir